Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesini tanıyacağız. Konuğumuz, dekan yardımcımız, doçent doktor Çağlar Uzun hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Hocam, Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye'de de çok yaygın değil... Ee, gerçekten bizim hani zaman zaman bu kültürümüz sanatımız böyle ne durumdadır. Bu çok ciddi bir ihtiyacı karşılıyorsunuz, ciddi bir potansiyeliniz var. Evet. Ama e, çok da yaygın değil. Öğrencilerimiz de sizin fakültenizle ilgili e, merak ettikleri sorular var. Bize genel olarak fakültenizle ilgili bir giriş yapabilir misiniz? Fakültenizin bilgilerini aktarabilir misiniz? Şimdi Türkiye'de güzel sanatlar fakülteleri tabii ki son 10 yılda aslında sayıları çok arttı. arttı evet. Ee, ancak tabii ki bu sayının artması ülkedeki sanat görgüsünü veya kültürel gelişimi ne kadar etkiledi, onlar biraz tartışma konusu. Ancak e, bu artış tabii ki insanlara ulaşması açısından, çok fazla kişiye ulaşması açısından pozitif bir etkisi oldu. Ee, bizim fakültemize bakacak olursak biraz detaylı, arkadaşlar için, burayı tercih etmeyi düşünen e, öğrenci adayları için diyelim. 2010 yılında e, Güler Akalan tarafından kurucu dekanımızdır. Hı. E, 2010 yılında eğitim dönemine ilk kez başladık. E, şu anda fakültemizde sadece Resim Bölümü aktif olarak öğrenci kabul etmekte. E, ve 6 tane öğretim elemanı var. Bunların 4 tanesi öğretim üyesi, geri kalan 2 tanesi de öğretim görevlisi. ÖYP'den gelecek arkadaşlarımız var. Eee Fakültemizin e, tabii ki kendine ait bir binası olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Şu anki binamız yeterli oh, sayılır. Kullanıyorsunuz. Evet yani altyapı ve hani fiziki mekanların artması bizim için önemli. E, master ve doktora programları da düşünüyoruz bu arada. ilgilenen evet. İlgilenen arkadaşlar olabilir bu videodan görüp. Bir şey de şunu merak ediyorum hocam. Mesela resim dediniz ya yani resimde belli bir yönelmeniz <laughs> var mı? Yani fakülte olarak. Şimdi şöyle tabii Çünkü ki. Çünkü çok büyük bir alan yani resim e, dediğimiz bile. Güzel sanatlar fakültelerindeki Hı. eğitim programı aslında e, tüm Türkiye için söyleyebiliriz e, şeyler istisnalar olsa da geleneksel bir anlayışta eğitim veriliyor. Tabii ki son yıllarda güncel sanatın çok daha sanat hayatına girmesiyle eğitimde biraz hem şekil hem içerik olarak değişiklik göstermeye başladı. Biz de bunların bir karması olarak eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hı hı. Yani bir interdisipliner bir yaklaşım evet. izliyoruz. Çok fazla geleneksel bir e, tabii ki onlar da var. Temeli çünkü disipliner bir eğitim de veriyoruz bir yandan e, öğrencilerin hem kendini geliştirebileceği, hem dünyalarını geliştirebileceği, hem görgülerini geliştirebileceği, e, sadece Türkiye içinde sanat faaliyetleriyle değil, dünyada da kendilerine bir yer bulmaları için aslında bir eğitim programımız var. Bu ders programınızın içerisinde alan dışının ağırlığı nasıl? Öğrencilerimiz sadece kendi fakülteleriyle sınırlı dersleri mi almak durumunda? Hayır, alan dışı evet. dersler. Bu elektif dersleri tabii ki onlar da şey yapabiliyorlar. Diğer fakültelerden alıyorlar ki bu zaten zorunlu biliyorsunuz. Evet. Tabii ki ne kadar işe yarıyor, ne kadar efektif kullanılıyor, evet. onu öğrencilerle görüşmek daha şey olacaktır, sağlıklı olacaktır. İmkanlarımız Artıyor. Şimdi tabii hocam biz e, bu YKS sürecinde bu programı hazırlıyoruz. Burada tabii bize gelen sorularda e, özellikle bu e, COVID sürecinde bir takım işte yüz yüze yapılacak e, sınavlardır, yetenek sınavları. Bununla ilgili hani şu anda tabii süreç evet. devam ediyor. Çok Hı -hı. sizin de hani bu konuda evet. e, ö, öngörmeniz mümkün değil. Çünkü Var. dünya öngöremiyor. Sadece sizin de ya evet. da bizimle sınırlı bir durum değil. Ama yine de burada öğrencilerimiz merak ediyorlar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, e, biz e, bölümdeki arkadaşlarla, şu anki dekon hocamız Şeymuz topla bu konuyu zaten e, görüşüyoruz. Yetenek sınavı da çünkü hızla yaklaşıyor. Tabii evet. ki dünyadaki pandemi süreci de şekil değiştirerek devam ediyor. E, ancak şu anda tabii ki bu tarihten Eylül'ü görmek çok zor sizin de söylediğiniz gibi. Büyük bir değişiklik olmazsa bütün önlemleri alarak hı hı. yüz yüze eğitim, yüz yüze bir yetenek sınavı belli tabii ki kıstaslara uyarak, hı hı. kurallara uyarak bulaşmaması için yapılmasını şu anda öngörüyoruz. Ama tabii ki tahmin etmek çok zor. Hı. Bunun dışında bir B planımız da var. Uzaktan başvuruya dönük. Onunla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Bunları zaten süreç netleştiği zaman web sayfamızdan gerekli duyuruları yapacağız. Arkadaşlar. Biraz da şunu sormak istiyorum. Öğrencilerimiz tabii geliyorlar, burada okuyorlar. E, belli bir süre burada eğitim görüyorlar. Ama ders dışında da bir takım aktivitelerinizin evet. sizin bireysel olarak bir takım çalışma sosyal sorumluluk projeleri bağlamında olsun evet. öğrencilerinizin sergileri bağlamında olsun evet. gerek e, il içinde gerek il dışında e, bir takım çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz öğrencilerimize? Şimdi biz öğrencilerimizle aslında hem Şehir halkını ilgilendiren, onlara temas eden hı hı. sanatsal projeler de yapıyoruz. Onun dışında olağan sergilerimiz oluyor. Birinci sınıftan itibaren belli e, kapsamlarda sergiler yapıyoruz. Hı hı. Onun dışında e, kampüs içini çok aktif kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü kampüs içindeki öğrencilerin farkındalık seviyesini sanatsal etkilerle geliştirmek ve değiştirmek bizim için çok önemli. Ee, bakışı değiştirmek, ilgi çekmek, hatta bir e, cazibe uyandırmak için hı hı. farklı e, sosyal tabanlı sanatsal projelerle uğraşıyoruz zaman hı. zaman. Yine bunlar da web sitesinden, hem Değil üniversite mi? web sitesinden hem güzel sanatların kendi web sitesinden bakılabilir, izlenebilir. Ee, bir de şehir dışından gelen öğrenciler şunu merak ediyorlar, konuklarımıza soruyoruz. Ee, barınma sorunu var mı? Ulaşım sorunu var mı? Tabii bizim bir butik kampüste bulunuyoruz ama yine de merak eden evet. öğrencileriniz biz vardır. Sizden duymak istedim. Yani merkez kampüsün Zonguldak'a gelen arkadaşlar da ilk kez gelseler bile ulaşımın ne kadar pratik olduğunu göreceklerdir. Terminalden buraya gelmek de çok kolay. Toplu taşımda mümkün. mümkün. Zaten kampüsün etrafında bir öğrenci kent şeklinde bir yapılanma var. Hı hı. O yüzden genellikle öğrenciler de zaten o taraflarda koşullanıyorlar, oralara yerleşiyorlar. Böyle bir ulaşım problemi ile ilgili bize şu ana kadar hiçbir şikayet gelmedi. O yüzden yok diye düşünüyorum. Bir de şunu merak ediyorum öğrencilerimiz için. Mezun olan öğrencilerimizin iş olanakları nasıl? Yani bu konuda bir genel bir sorun var mı? Bunlar mesela bir öğrenci geldi güzel sanatlarda yeteneği var ilgisi var bunu da canla başla yapmak istiyor ama sonuçta mezun olduktan sonra bir hayatımı gerçeği var. Evet. Bu konuda sizin öğrencilerinizin durumu nedir? Şöyle biz bunu birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize aslında üniversite eğitiminin yanında kişisel eğitimlerinin çok önemli olduğunu söylüyoruz çünkü hmm. 21. yüzyıl tek bir disiplinde uzmanlaşmakla kendi başınıza iyi bir kazanç elde edebileceğiniz ve iyi bir hayat kurabileceğiniz bir dünya olmaktan çıktı. O nedenle e, tabii ki mezun öğrencilerimizin istihdamı açısından e, öğretmenlik ihtimali çok yüksek. Hı hı. Güzel sanatlar liselerinde olabilir, milli eğitimde olabilir, öğretmen olabiliyorlar. Onun dışında kendi kişisel e, yerlerini açabiliyorlar. Hı hı. Kurs vermek olabilir veya danışmanlık hizmeti olabilir. Müzelere girebiliyorlar, evet. galerilerde çalışabiliyorlar. Ancak tabii ki e, Türkiye'de çok kolay değil. Artık bir mühendis bile yeterince rahat bir şekilde evet. iş bulamıyor. O nedenle kendini geliştirmesi doğrultusunda iş imkanları da çeşitleniyor ve artıyor. Tam da bu <laughs> noktada son olarak şunu sormak istiyorum hocam bizim güzel sanatlar fakültesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerimiz ya da güzel sanatlarda okumak isteyen bir öğrenci için neler tavsiye edersiniz? Nasıl bir hazırlık yapsınlar? Hem şimdi hem de devamında. E, güzel sanatlarda okumayı düşünen veya karar veren insanların ilk başta yapması gereken şey gerçekten tutkuyla ve heyecanla bu bölümde okumak ve bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek istiyor mu? Onun cevabını kendisine vermesi lazım. Ondan sonra Hedeflediği üniversitelerin ihtiyaçlarını giderecek şekilde bazı hazırlıklar yapması gerekiyor. Çünkü yetenek sınavları e, üniversitelerden üniversitelere değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden önceden neler istendiğini hazırlayabilir. Tabii ki bu bir e, birkaç aylık bir çalışma değil ne yazık ki. Hı hı. E, yıllarını vermeleri lazım. Yani. E, kendi çalışmalarını toparlamaları lazım. E, geliştirmeleri lazım becerilerini. Hocam, pardon. Bizim bir önceliğimiz var, var mı sınavlarda hazırlıkta bizim öğrencilerimize söyleyeceğimiz bir önceliğimiz var mı? Öncelik derken? Yani resim bölümüne gelmek isteyen bir öğrenciden biz mesela kara kalem istiyoruz ya da şunu istiyoruz böyle bir önceliğimiz evet, var fakülte olarak. Mı? Bizim yetenek sınavı şartnamemiz şu anda online olarak bakılabiliyor. Hı hı. Ee, orada da yetenek sınavı aşamaları var. Birinci aşamamızda canlı modelden desen çizim var. Hı. Bu nedenle e, girecek arkadaşın muhakkak canlı modelden desen çizebiliyor olması hı 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 lazım. Hemen. Tabii ki bunun kuralları ve e, kaideleri var. Onları zaten girecek kişiler biliyorlardır. E, biliyorlardır. E, öncelik olarak dediğimiz gibi böyle bir şey yok. Ancak bu pandemi süreciyle alakalı olarak hı hı. tekrar bir güncelleme e, yapılabilir. Evet. Onu da zaman gösterecek. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öğrencilerimize söylemek istediğiniz? Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki üniversite eğitimi almak, e, nitelikli bir üniversite eğitimi almak bir insanın gelişimi için ve hayatını anlamlı bir şekilde yaşaması için çok önemli. Güzel sanatlar da bunun en aktif yapıldığı branşlardan birisidir. O yüzden güzel sanatlar fakültelerini tercih etmelerini buradan tavsiye ediyorum. Evet biz de tavsiyenizi öğrencilerimize iletmiş oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler, bir online programımızın daha sonuna geldik. İyi günler diliyoruz.